Merhaba arkadaşlar, merhaba GIMP severler. Dersimizde GIMP ile nasıl daha pratik bir şekilde silüet görselleri oluştururuz bunu öğreneceğiz. Daha önce biliyorsunuz ki silüet oluşturma ile ilgili bir dersim vardı. Ama şimdi size tanıtacağım yöntemin çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca geçen haftaki dersimizde gölge oluştururken bunun ipucunu da sizinle paylaşmıştım. Şimdi 3 tane resmim var benim. Bir tane horoz, bir tane kedimiz, bir tane de şöyle zürafamız var. Tabii ki bunların kenarlarından kırpılmış olması gerekiyor. Önemli. Bir de alfa kanalı içermeleri gerekiyor. Yani şöyle sağ tıklıyoruz. Alfa kanalı ekle. Eğer eklenmemişse. Bunu eklersek arka taraf saydam bir şekilde kalır. Şimdi şöyle horoz resmimize bir geliyoruz. Burada önceki yöntemimizde kenarları böyle bir seçmiştik biliyorsunuz hatırlarsanız. Bunu seçtikten sonra işte içerisini siliyorduk, sonra dolduruyorduk veya boyuyorduk. Bunu yapmayacağız şimdi. Şöyle bir şey uygulayacağız. Süzgeçler bölümüne geliyoruz. Işık ve gölgeden uzun gölgeyi seçiyoruz. Bakın uzun gölgeyi seçtikten sonra burada açı ve uzunluğu tamamen kapatacağız. Bunları kapatıyorum şu şekilde. Sonrasında Composition bölümüne geliyorum. Shadow Only diyorum. Ve biraz resmi yaklaştırmak istiyorum. Dikkat ederseniz artık tamamen bir silüet görseli haline gelmiş oldu. Tabii ki bununla kalmıyor. Renk belirleyebiliriz. Bakın şöyle şuradan istediğiniz rengi burada belirleyebilirsiniz. Şöyle bir renk belirleyelim. Tamam diyeyim. Ardından tekrar tamam diyeyim. Şimdi bunun arka tarafına bir tane şöyle bir katman oluşturalım ve beyaz renk belirleyelim buna. Sağ tarafta horozumuzu bu katmanın yani beyaz katmanın üzerine taşıyalım. Sonra horozumuz seçilmiş bir şekildeyken tekrar süzgeçler bölümüne gelip ışık ve gölgeden gölgeyi seçiyoruz bu sefer. Bakın gölgeyi seçtikten sonra ayrıca buna yine gölge ekleyebiliyoruz. Şurada X ve Y'nin bağını kopurmak için şuradaki zincire basıyorum. Bakın gölgeyi dilediğim yere taşıyorum şu anda. Sonra X değerinde birazcık daha dışarıya doğru böyle taşırayım. Şurada ışık geçirmezlik değerini artırırsam buradaki gölgeyi de çok daha koyu bir hale getirebilirim. Gayet güzel bir şekilde hem silüetimizi pratik bir şekilde oluşturduk hem de bu görselimize gölgeyi çok daha rahat bir şekilde eklemiş olduk. Tamam diyoruz. Artık görselimiz hazırdır. Şimdi kedi resmimize gelelim. Aynı işlemleri yapıyoruz. Süzgeçlere geliyoruz. Işık ve gölge, uzun gölgeye geliyorum. Bakın açıyla uzunluğu kapatıyorum. Şu bölümde sadece gölge diyorum. Şöyle bunun rengini örneğin ne belirleyelim? Bu sefer bir renk belirleyelim. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Şimdi bulanık seçim aracını seçip şu kedimizi bir seçelim. Bunun için uygun eşikte olduğumuza emin olalım. Yoksa kediyi tam olarak seçemeyebiliriz. Sonra seçim bölümüne geliyorum. Şurada küçük değerini girmek istiyorum. Örneğin 10 değerini giriyorum. Kenarların birazcık daha böyle küçüldüğünü görüyoruz. Kes sol taraftan kovadan dolum aracını seçiyorum. Burada bir renk belirleyelim. Örneğin şöyle bir sarı rengi. Burayı dolduruyorum. Bakın bu sefer de böyle bir etki vermiş olduk. Dış hatları farklı bir renkte, içi farklı bir renkte değişik bir görsel oluşturmuş olduk. Yine aynı işlemi de zürafamız için uygulayalım. Süzgeçler bölümüne gelelim. Bakın her zaman o ayarlara gitmeye gerek yok. Yukarıda bir kısa yolumuz var. Shift Ctrl F ile bu ekranı yeniden gösterebiliriz. Örneğin Shift Ctrl F. Bakın daha önceden belirlenmiş olan renk vardır burada. Açı ve uzunluğu tekrardan kapatıyorum. Sonra sadece gölgeye alıyorum ve bunun rengini de yine dilediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Yine bulanık seçim aracını seçiyoruz. Tıklıyoruz. Zürafamızı seçili hale getiriyoruz. Renk geçiş aracına şöyle bir tıklıyorum. Burada sürükleyerek çok daha farklı böyle geçiş efektleri verebiliriz. Tabii öncelikle şuradan bir geçiş ayarı almamız gerekiyor. Bakın bunları deneyebilirsiniz. Çok farklı geçişler uygulayabilirsiniz. Diğerlerini şöyle bir deneyelim. Bakın en üsttekini deniyorum. Arada böyle farklı farklı renkler oluşuyor. Keskinlikler oluşuyor. Bunları da isterseniz dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ve ayrıca buradaki renkleri de tıklayarak bu bölümden değiştirebilirsiniz. Bakın çok daha farklı renk tonlarını alabilirsiniz. Ardından yukarıda dikdörtgen seçim aracını seçersek buradaki geçiş aracını kapatmış oluruz. Shift Ctrl A ile de seçimi kaldırırız. Bakın gayet güzel bir şekilde buna da geçiş efekti verdik. Dilerseniz yine buna da böyle bir arka plan eklersiniz, yukarıya çıkartırsınız. Tabi arka tarafın rengini de değiştirebilirsiniz ya da buradaki koyulukları artırabilirsiniz. Çok daha güzel bir kontrast oluşturabilmek için. Evet arkadaşlar, böylelikle daha pratik bir şekilde silüet görselleri nasıl oluşturulur bunu öğrenmiş olduk. Ayrıca bazı detayları da yine nasıl ekleyeceğimizi de öğrenmiş olduk. Sonraki GIMP derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.